Hayırlı cumalar arkadaşlar. Canlı yayında kroysan poğaça hamuru yapacağız. Sonra hamurumuz dinlenmeye bırakacağız. Sonra beraber tekrar bağlantı yapıp beraber yapacağız. Şimdi bunun için gerekli malzemelerimiz 2 tane yaş maya kullanacağım. Yaş mayamızı ılık sütle ve şekerle 3 yemek kaşığı. Şekerle eriteceğim. Mayamızı eritelim. Şeker düşükle. Bir bardak daha süt ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı tuz. Biraz zeytinyağı karıştıracağım. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Evet. Yumurtanın beyazını. Sarısını üzerine. Kruvasan hamuru yapıyoruz. Bunun için 2 su bardağı süt, 1 bardak sıvı yağ ve zeytinyağı karışımı, 2 maya, 2 yaş maya. Poğaça yapıyorum. Katmer poğaça. Evet, şunu silelim. Şeker de kullandık. 3 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı tuz kullandık. Malzemelerimizi kandıralım. Bu üzerine yumurta sarınız. Ve kabartma tozu kullanacağım. Bu arada kamera önden çekim yaptığı için solak olarak görünüyorum ama aynen misali solak değilim. Yaptığım her şey sol elle görünüyor. Sanki öyle siz görüyorsunuz ama sağla yapıyorum hep. Aynen misali. Şimdi ben bunu bir karıştıracağım. Sonra unumuzu ilave edeceğim. Aşağı yukarı 1 kilo un gidecek. Ama ben yine de ölçeceğim. 4 bardak dolusu. Bardağımız 250 milimlik. Aşağı yukarı bir bardağa yakın kaldı unumuz. Kontrol ederek belki onu da ilave edebilirim. Şimdi hamurumuz.
bardak daha un alacağım. Beşinci bardağımız. Aşağı yukarı 1 kilo un. Çok az bir un kaldı. Bunu da yaparken kullanalım. Ben hep maya ve bu kruvasan tarifimizi yaparken hem maya ve hem kabartma tozu kullanıyorum. Çok yumuşacık oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Deneyin, farkı görürsünüz yani. Çok güzel oluyor. Yumuşacık ve çıtır çıtır oluyorlar. Onu elemedim, gerek yok. Zaten pasta hamur, pasta yapmıyoruz ki. Poğaça. Yoğun bir hamur olacak zaten. Hamurumuzu 2-3 katına girdikten sonra tekrar canlı yayına bağlanır. Beraber canlı yayında kruvasan yaparız ve birkaç değişik poğaça yaparız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Canlı yayınlarımızı beğenip paylaşırsanız inanın çok mutlu oluyorum. Ve yorumlarınızla destek verirsiniz de. Hamurumuzun kıvamına bakayım. Un da girer sanırım. Bence hepsini dökeceğim. 1 kilo unu komple dökeceğim. Çünkü ele yapışıyor. Evet, tam yapışmaması lazım. 1 kilo un. Pardon, ne uçuşu anlamadım ekran altında. Tamam. Teşekkür ederim. Görüyorum. Ele yapışmayan bir hamur olması lazım. Çok da katı değil, yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Tabii o ortam sıcaksa biraz daha un alabilir. Hava şartlarına göre değişebiliyor tabii ki. Biraz da ilave edebiliriz. Şimdi gayet güzel oldu. Ben bunu çıkartacağım. Üzerini kapatacağım. Ve dinlenmeye bırakacağız.
Evet arkadaşlar, bu şekilde biraz düzelteyim. Aslında çok çabuk gelecek hamurumuz ama ben birkaç saat sonra bağlantı yapabilirim. Çünkü hemen yapmayacağım. Yetişemeyeceğim çünkü hemen yapmak için. Öyle vaktini atlatmalıyım. Canım teşekkür ederim Ayfer'ciğim. Üzerini kapatalım şeffaf folye ile. Evet arkadaşlar, bu şekilde hamurumuzun gelmesini bekleyeceğiz. Hamurumuz geldikten sonra tekrar bağlantı yapacağız. Beraber birkaç değişik poğaça ve kruvasan yapacağız. Şimdilik benden bu kadar. Evet. Hamurumuz gelsin. Bu şekilde yumurtamız da hazır. Okey. Sonra görüşmek üzere. Teşekkürler. Hayırlı cumalar tekrar.